Dinlediğimiz ya da okuduğumuz ayetlerin içerisinde secde ayeti var mı yok mu nasıl anlayacağız? Bunun bir kısa yolu varsa hocam bize söyleyebilir mi demiş. Şimdi zaten Kur'an-ı Kerim'i okuyan kardeşlerimiz bilirler ki Mustafa Şeref'in kenarında secde ayetini gösteren işaretler vardır. Hı hı. Ayrıca biraz manaya vakıf olan kardeşler de bilirler. Yine o secdenin geçtiği satırda secde, yescudu gibi bize secde etmeyi emreden veya secdenin gerekli olduğunu ifade eden bir kısım bir bir efendim kelime vardır. İşte bunlardan öğrenebiliriz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i dinliyorsak, şimdi banttan eğer görsel olarak televizyonda dinliyorsak zaten secde ayeti geldiği zaman burada renkli bir işaret var yine eğer Kur'an-ı Kerim'i dinliyorsak mukabele olarak mutlaka Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşimiz kendisi de okuyanlar da yani secde yaparlar veya o anda yapamayacaklarsa dinleyenlere derler ki işte kardeşlerim Kur'an-ı Kerim okuduk burada bir secde ayeti vardır bu da vaciptir mutlaka bunu yapın vesaire bunlardan öğreniriz. Eğer bundan hiçbirisini bilemiyorsak, yani dinledik de, bize secde okuduk da. Okuduk da bilmiyorsak zaten mesul olmayız inşallah. Eyvallah. Ya bu şekilde bilmeyerek evet. bir hatim yaptıysak o zaman evet. 14 tane Ya birisi secde bize yaparsa. hatırlatırsa yani bilmedik mesela bunları Hı. ama sonradan öğrendik ki işte Kur'an-ı Kerim'de 14 tane secde yeri var farklı surelerde. Bunlar okuduğu zaman bir Müslümanın işte Ya Rabbi niyet eyledim okunan secdeyi tilavet etmeye deyip işte Allahu Ekber diyerek secdeye varacak. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel A'la dedikten sonra Allahu Ekber diyerek kalkacak. E, bilirse arkasından teberrüken Semi'na ve atana Ya Rabbi işittik ve itaat ettik. Gufranika Rabbena ve ileykel masir Dönüş sanadır. Sen de bizi bağışla manasında. Bunu Türkçe de söyleyebilir böyle bir e, ibadetin yapılması gerekir. Secdenin yapılması gerekir. Bunu öğrenirse geçmişte yapamadığı secdeleri de kaza edebilir. Peki. Hocam. Etmesi de gerekir. Gerekirdi.